Merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımızda 20 soru var. Her sorunun puan değeri 5 lira. Önce durdur dur, kendin çöz. Aldığın puanı bizlere belirtebilirsin yorumlar kısmında. Sevgili öğrenciler acaba beni hangi şehirden hangi okuldan takip ediyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara en yüksek beğeni alanı sabitliyorum ve o kullanıcıyı sonraki videoların içinde de kullanacağız. Okulu ve şehriyle de belirteceğim haberiniz olsun bilginiz olsun. Ders sonunda videomu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Eksi 18'den 5 daha çıkart diyor bize sevgili öğrencim. Yani eksi 18'den 5 tane daha geri git diyor bana. Eksi 18 bir gidersem eksi 19 bir daha gidersem eksi 20 bir daha gidersem eksi 21 bir daha gidersem eksi 22 bir daha gidersem eksi 23 olur değil mi? Bak burada ben bu işlemi toplama işlemine çevirebilirim. Eksi artı burayı eksi yapar sevgili öğrenci. Yani eksi 18 ve eksi 5. iki tane sayının toplamı gibi de düşünebiliriz bunu. Artı ve eksi orada yer değiştirdik. E i̇ki tane işareti aynı olan sayıyı topluyorsun. Burada sayıların toplamını yazarsın ve iki sayının da ortak işaret olan eksiyi kullanırsın. Eksi 23 tabii ki doğru cevap D seçeneğidir. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Baktığım zaman eksi 7 artı eksi 5 diyor sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman 2 tane. Mesela şöyle düşünsene 7 lira borcun var 5 lira daha borcun var. Kaç lira borcun olur? 12 lira borcun var. 12 lira alacağın olsaydı artı diyebilirdim ama borcun olma durumunu eksi diyebilirim. Ya da işareti aynı olan sayıları toplarken sayıların toplamını yazarsın. 7, 5 daha 12. 2 sayının ortak işaretini kullanırsın. Eksi 12. Doğru cevabı ma seçeneği. 3 numaralı sorun bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Yukarıdaki işlem sonucunu 2'ye böl diyor sevgili öğrencim bize. Bakalım hemen. Şimdi orada bir 5 bölü 3 var. Buradan ben 1'i çıkartacağım. 1'i paydada 3 olduğu için 1 bütündür zaten. 3 bölü 3 şeklinde yazabilirim. 5'ten 3'ü çıkarttım. 2 paydada bulunan 3'ü de aynen yerine yazdım. Hani 1 çıkartmışım ya da 3 bölü 3. O da zaten 1 eşittir. Sorumuz şöyle oldu. Yukarıda 2 bölü 3'ümüz var. Biz bunu böleceğiz 2'ye. Rasyonel sayılarda bölme işlemini yaparken birinci aynen yazarız 2 bölü 3'ü. İkinciyi ters çeviriz. 2'nin ters çevrilmiş hali 1 bölü 2'dir sevgili öğrenci. Ve bunu birbirleriyle çarparsın. İkilerin karşılıklı birbirini götürdüğünü fark ettin mi? Yukarıda 1 aşağıda 3 kaldı. Doğru cevabım A seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz yukarıda sayma pulları ile modellenerek yapılan işlem hangi seçenekte verilmiştir diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Veliyeniz bizi 507-215-2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Şimdi çocuklar burada toplama işlemi var, çıkarma işlemi var vesaire vesaire. Burada benim bildiğim bir şey var. Burada sevgili öğrencim en sonunda da sonucu göstermiş. Sonucun burada artı 6 olması gerekiyor. Mesela işlem sonuçlarına da baktığında artı 6'yı bulabiliyor musun? 2 tane eksi burayı artı yapar. Yani eksi 14 artı 2. Bunun cevabı eksi 12'dir mesela. Eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı eksi 6 eder mesela. Eksi 4 artı 2 diyor bize burada. Bunun toplamı sevgili öğrencim eksi 2 eder mesela. Bak 4 eksi eksi 2. 2 tane eksi burayı artı eder. 4 ile 2'nin toplamı da artı 6 eder. Artı 6 cevabını veren zaten C seçeneği dışında bir cevap yok burada. Çocuklar yukarıda 4'ten eksi 2'yi çıkartmışlar ve artı 6'yı bulmuşlar. Doğru cevabın C seçeneğidir. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Baktığım zaman negatif olan iki tane sayının çarpımı öncelikle işarete karar verelim. Çocuklar İki negatif sayının çarpımı artı eder. Şöyle yapalım hatta. İşaretler aynıysa pozitif, işaretler farklıysa negatif olması gerekiyor. Yani eksi çarpı eksi artı olur. Artı çarpı artı yine artı olur. Ama bir eksiyle bir artı işaret farklı olursa eksidir. Ya da önce artıyı sonra eksiyi çarpsan da yine işaretini eksi olarak bulursun. 2 tane aynı işaretli çarptım. Artı oldu. 4 kere 8'den de 32. Doğru cevap D seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize şöyle biraz daha büyütelim sevgili öğrenciler. Bakıyorum orada önce bölme işlemini yapmam gerekiyor. Önce şurayı hallederim ondan sonra çıkartma işlemini yapabiliriz. Eksi 4'ü. Baktığım zaman eksi 60'ı 3'e böleceğim sevgili öğrenciler. Sen iki işareti farklı olan sayı birbirine bölerken bir kere işaretin eksi olduğunu unutmayacaksın. Sonra 60 bölü 3'ten de eksi 20 sonucuna ulaştım. Eksi 20 eksi 4 diyor bize. Yani eksi 20 ile eksi 4'ü bir araya getireceğiz toplayacağız. 20 lira borcunla 4 liralık borcunu bir araya getiriyorsun sevgili öğrencim. Tabii ki 24 lira borcun olur. Eksi 24 doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz hangi sayının 4 katının 3 eksiği 17'dir? Çocuklar bu tarz soruları artık ters işlem yapmak yerine x'li ifadelerle bir denklem kurman gerekiyor. Hangi sayı dediğimiz x tabii ki. x'in 4 katı x dersin a dersin sana kalmış. x'in 4 katı 4 x olur. 3 eksi 4 x eksi 3'tür ve sen bunu 17'ye eşitlemen gerekiyor. Eksi 3'ü karşı tarafa artı 3 şeklinde atabilirsin sevgili öğrencim. Ne oldu? 4x eşittir. 17. 3 de geldi. Oldu sana 20. X'i bulacaksın. X'in bir tanesini bulacaksın. 4 tanesini değil. X'i yalnız bırakıyorum. 4'e bölerek tabii ki. 4'e bölerek yalnız bırakabilirim. Bak şöyle şu şekilde gitti. X kaldı sadece. X eşittir. 20 bölü 4'ten tabii ki 5 olur. Doğru cevabım D seçeneği. Kuralı 2x artı 7 olan bir sayı örüntüsünün 3. adımındaki sayı kaçtır diyor bize sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman 2x artı 7. Buradaki değişkenimiz x. Birinci adımda x'e 1 verirsin. ikinci adımda 2 verirsin. Üçüncü adımı ya da 33. adım isteseydi x yerine ona göre değer verirdim. Yani x yerine 3 verdiğin zaman 2 çarpı 3 artı 7 olur. Bu sayının 3. adımındaki sayı. Değil mi? 2 kere 3 6. 6 ile de 7'yi toplarsın 13 sonucuna ulaşabilirsin. Doğru cevabım C seçeneğidir. Atıyorum sana 42. adımını sorsaydı bu sefer x yerine 42 dersin. 2 tane 42 84. 84'e 7 daha ekleyip 91 sonucuna ulaşabilirdin. Ya da sana hangi adımı verirse artık ona göre yapabilirsin bir diğer sorumuz. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Sevgili öğrenciler bir kere şu bilgiye sahip olalım. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olur. Yani sonuç pozitif olacak bir kere A ve B seçeneğini eledim. Yani şöyle de yapabilirsin pozitif olduğunu. Eksi 3'ü ben 4 defa yazacağım ve birbirleriyle çarpacağım. Bak işaretine karar ver sonra sayısına karar ver. Mesela negatif sayıla negatif sayı çarpıyorsun pozitif olur değil mi? Pozitifle negatifi çarpıyorsun. Yine negatif olur. Negatifi tekrar negatifle çarpınca işlem sonucunu burada pozitif olarak bulabilirim. Sıra geldi oradaki sayıları çarpmaya. 3'ü 3 ile çarptım. 9, 9 kere 3, 27. 27 ile de 3'ü çarparsan 81 artı 81. Doğru cevabım D seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi daha demin dedik ki işte tek sayıların ya da negatif sayıların tek kuvvetleri çift kuvvetleri bu bilgiye sahip olmak gerekiyor değil mi? Çünkü ben burada eksi 1 96 defa yazıp birbirleriyle çarpacak ve bunun işaretini belirleyecek halim yok. Eksi 1 197 defa yazıp birbirleriyle çarpacak vesaire e, halim yok sevgili öğrencim. O zaman hangi bilgiye sahip olacağım? Sayının negatif ya da pozitif sayıların tek kuvvetleri çift kuvvetleri. Benim buna bakmam gerekiyor. Yani 96'nın çift 197'nin tek 198'in de çift olduğunu unutma. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Artı 1. Yani şöyle düşün. Eksi 1'i sen işte 96 defa yazıyorsun ve bunu birbirlere çarpıyorsun. Bir kere sayı sonucunun 1 olduğunu unutmayalım. Sayı olarak 1'i buluyoruz bir değil mi? Hani biri 96 değil 596 defa yazsan ve bunları çarpsan bile bir olur. Burada önemli olan o birin işaretidir. Artı bir midir, eksi bir midir? Bu bizim için önemli. Peki artı biri bulduk, artı dedik. Eksi birin negatif bir sayı yine 197. kuvveti. Yani tek kuvveti sevgili öğrencim. Bir sayının negatif sayının tek kuvveti e negatif olur buraya da eksi bir olarak bulduk. Buraya da baktığım zaman eksi birin 198. yani çift olan kuvveti. Bunun da yine artı bir olduğunu unutmayalım. Yani 1 liralık borcunla 1 liralık alacağım birbirini götürürse geriye sadece artı bir kalmaz mı? Ya da artı bir ile eksi biri topladın sıfır oldu sıfırın üstüne tekrar bir ekleyip yine bir sonucuna ulaşabilirsin. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorun. Bir sayının 3 katı 21'dir. Yukarıdaki ifadenin matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayı dediğimiz X. Bak seçeneklerde de A diyor. A mı dersin? X mi dersin? Y mi dersin? Başka bir cebirsel ifade mi? Değişken mi kullanırsın? O sorun değil. A diyelim madem. 3 katı 21'dir. E, A'nın 3 katı 3A olur. Değil mi? 21 ise 3A'yı benim burada 21'e eşitlemem gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Ya da X olsaydı 3X eşittir 21 derdim ne bileyim ya da B olsaydı 3B eşittir 21 ifadesini kullanırdım. Bir diğer sorum 72 sayısının 6'da 5'i aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize 72'yi burada 5 bölü 6 ile 6'da 5 ile çarpmamız gerekiyor. 6 ve 72'yi sadeleştirdim. 6'yı 6'ya böldüm 1 kere var. 72'yi 6'ya böldüm 12 kere var. 12 çarpı 5'ten de 60 sonucuna ulaşabilirim. Eski taktik de yapabilirsin sevgili öğrencim. Hani 4, 4. ya da 5. sınıf olması gerekiyor. Bir bütünün istediğin kadar kesirini bulabilmem. 72'nin 6'da 5'i nasıl buluyordum? İşte paydaya yapıyorum. Aynı şeyi yapıyorum zaten. Payla çarpıyorsun. Biz de zaten 72 ve 6'yı sadeleştirerek 72 6'ya bölmüş oluyoruz. Daha sonra da 12 ile de 5'i çarparak bulduğumuz sonucu 5 ile çarpınca aynı mantık oluyor. Cevap her türlü 60 olur. 13 numaralı sorumuz 4x eksi 12 eşittir 0 denklemini sağlayan x'in değeri kaçtır diyor bize. Hemen yapalım sevgili. Şunu biraz daha büyütmeye çalışalım. Yani burada x'in değerini bulmak için x'i yalnız bırakman gerekiyor. Bakın basit o kadar zor değil. Eksi 12 sayısı var. Eksi 12'yi karşı tarafa atıyorsun. Çocuklar bir sayı eşitliğin karşı tarafına artı olarak ya da işaret değiştirerek geçer. Eksi ise artı olur artı ise eksi olur. Ben hemen buraya artı 12 yazdım. Artık bu eksi 12 burada yok. Karşı taraftadır o. O artı 12 olarak karşı tarafta. Ne kaldı? Geriye 4x eşittir 0 ile 12'nin toplamı 12 kaldı. Amacımız ne? X'i bulmak. X'i yalnız bırakabilirsin. Yani x'in yanındaki o 4 katı yok mu? Onu nasıl yok edersin? 4'e bölerek tabii ki. Yalnız sonucun değişmemesi için eşitliğin her iki tarafında aynı şeyi uygulaman gerekiyor. 4'ler birbirini götürdü. x eşittir ne oldu? 12 bölü 4 oldu. 12 bölü 4'ten de 3 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Sınavın kolay sorularından 7 bölü 10 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani 5. sınıfta gördüğün ondalık sayılarda bunu yapabilirsin. 0 tam 10 7 tabii ki. Doğru cevabı A seçeneği. Bu 0 tam %7. Bu 1 tam 10 Bu 1 tam %7. Cevap A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 0'tan 1000'de 8 aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor bize sevgili öğrenciler. 1000'de 8'i öncelikle rasyonel sayı olarak yazmak istiyorum. 8 ve 1000 birbirlerini katıdır sadeleştirebilirsin. En sade biçimde yazarak zaten sonuca ulaşacaksın. 8'i 8'e böldün 1000 kere var. 1000'i 8'e böldün 125 kere var. Yan tarafta bir yerde işlem de yapabilirsin. 1000 bölü 8'den sonuçta en sade biçimde yazman gerekiyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Ama 8 ve 1000 arasındaki bu kat ilişkisi her zaman var sevgili öğrencim. 8'in 125 katı 1000 eder. 1000'in de 125'te biri 8 eder. Bu 8'i paydası 8 olan sayıları ondalık sayıya çevirmek için gerekli olan bir sayıdır sevgili öğrencim. Sürekli de karşına çıkar. Dikkat edin lütfen. Bir diğer sorumuz bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Sevgili öğrenciler en sade biçimiyle burada yazmamız gerekiyor. Burada artı işareti varsa hiçbir sorun yok. Ama eksi işareti olsaydı sorunlar o zaman başlıyor. 7x-2 bakın şöyle yazalım. 7x-2 artı 5x hepsindeki parantezi çıkardım artı 3. Şimdi burada sayılar bir tarafa e, cebirsel ifadeler bir tarafa değişkenler bir tarafa. Mesela benzer terimler 7x ile 5x. Bunların toplamı 12x eder. Sonra oradaki sayılara bakıyorum. Birinde eksi 2 var birinde artı 3 var. 2 işareti farklı olan sayı toplayacaksın burada. 3'ten 2 çıkartırsın 1. 3'ün işaretini büyüğün işaretini kullanırsın artı 1 olur. 12x artı 1 doğru cevabım A seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. Bunu aslında 6. sınıftan itibaren biliyorsun. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. 2'yi parantezin içerisine dağıtıyorsun. Bu kadar. 2 ile x'in çarpımı 2x eder. Bazıları burada sadece 2x yazıyor ve artı 3 yazıyor. Yanlış sevgili öğrencim bu. Bu yanlış. 2 ile x'i de çarpacaksın. 2 ile 3'ü de çarpacaksın. Ortadaki işaret de altı. 2 kere de 6 eder. 2x artı 6 doğru cevabım B seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz. Kolay bir soru. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize 1 bölü 4'ten çıkartacağım. 4 bölü 5'e. Çocuklar burada rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, sıralama yaparken paydaları eşitleyebilirsin. 4'ü burada 5 ile genişlettim. 5'i de 4 ile genişlettim. 5 kere 1 5. 5 kere 4 20 genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demekti. 4 kere 4 16. 4 kere 5 20. Birisi burada 5 bölü 20 oldu. Diğeri de 16 bölü 20 oldu. Çıkartıyorsun. 5'ten 16'yı çıkartıyorsun sevgili öğrencim. 16'dan 5 çıkart. 11 büyün işaretini kullan. Eksi 11 paydada bulunan 20'yi de aynen yerine yazıyorsun. 5 liran var. 16 lira daha borçlanıyorsun sevgili öğrencim. Önce 5 liran gidiyor. 16'dan 5 çıkart. Geriye de 11 kaldı sonra 11 liraya da borçlanıyorsun. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Oradaki negatif sayıya dikkat edelim sevgili öğrencim. Bir kere bakın biri negatif biri pozitif fark ettin değil mi? Yani ben bunları çarptığım zaman işlem sonucunun negatif olması gerekiyor. Bir kere bu A ve B seçenekleri bir gitsin. Sonucun negatif bir sayı olması gerekiyor. E baktığımız zaman eksi 2 bölü 3 işaretine karar verdik. Şimdi sayılarına karar verelim. Pay ve payda da neler yazacak? Çocuklar burada e, önce sadeleştirme yapın ondan sonra e, çarpma işlemini yaparsınız. 2 ve 8, 9 ve 3 hep birbirlerinin katı. Bunlar birbirlerine sadeleştirilebilir. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 8'i 2'ye böldüm 4 kere var. 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 9'u 3'e böldüm 3 kere var. 3 kere 1, 3, 4 kere 1, 4. Önündeki eksi işaretinde unutmamaz gerektiğini söylemiştik zaten. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu denklemini sağlayan x'in değeri kaçtır diyor bize. Hemen şöyle bakalım sevgili öğrenciler. x'in değeri. Şimdi x'ler bir tarafta toplanacak. Sayılar bir tarafta toplanacak. Mesela 5x küçüğü büyüğün yanına gönderirsen daha güzel olur sevgili öğrenci. Yani büyüğü de küçüğün yanına gönderebilirsin. Değişen hiçbir şey olmaz ama küçüğü büyüğe göndermeye çalışalım. 2x'i ben karşı tarafa eksi 2x şeklinde gönderebilirim. Artık bu 2x buranın değil karşı tarafındır sevgili öğrenciler. Şimdi baktığım zaman 5 xten bak buraya 12 aynen yazıyorum. 12 eşittir neymiş? 5 xten 2x'i çıkartın. Yere ne kaldı? 3x kaldı. Benden burada x istemiyorum. X'i yalnız bırakacaksın. Yanında katsayı yok edeceksin. 3'e böleceksin tabii ki. Ya da 3 kalem 12 lira, 1 kalem 4 lira. Onun gibi de yapabilirsin bunu. 3'ler birbirini götürdü. X yalnız kaldı. X ne eşitmiş? Sol tarafında ne var? 12 bölü 3 var. 12 yok dikkat et. 12 bölü 3 var. 12 bölü 3'ten de X'i değerini 4 şeklinde bulabilirim. Sevgili öğrencim yazılım sona erdi. Yazılı sonunda videomu beğenmeyi, kanalımı takip etmeye, abone olmayı lütfen unutmayalım. Dediğim gibi sevgili öğrenciler beni hangi şehirden, hangi okuldan takip ediyorsun? Bu bizim için önemli. Yorumlar kısmına belirtebilirsin. Yorumu en çok beğenilir. sabit Sabitliyorum ve o kullanıcıyı daha sonraki videoların içinde de kullanıcı adı, okulu ve şehriyle de belirteceğim. Haberiniz olsun. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum.